10. sınıf asitler, bazlar ve tuzlar ünitesinin 12. videosundayız arkadaşlar ve bu video ile birlikte tuzlar bölümüne başlayacağız sizinle. Bu ilk videomuzda bundan sonra bir tane daha videomuz var tuzlarla ilgili. Tuzların elde edilişinden ve özelliklerinden söz ediyor olacağız sizlerle birlikte. Öncelikle tuz nedir dediğimiz zaman Milli e, Milliyetin Bakanlığı ders kitabımız şöyle tanımlar. Aşartı iyonu haricindeki katyonların oksit ve hidroksit dışındaki anyonlarla oluşturduğu bileşiklere tuz diyoruz. Şimdi bu ne demek? Bir kere tuz dediğimizde bir katyonu bir de anyonu olacak. Katyon ve anyon. Eğer katyon hidrojen olursa mesela HCl, HNO3 gibi bu durumda ne olur bunlar arkadaşlar? Asit olur. Anyonu oksit olduğunda ya da hidroksit olduğunda ki daha önce oksitlerden de bahsetmiştik daha önceki videolarımızda var. Mesela sodyum oksit. Bunu biz suda çözdüğümüz zaman sodyum hidroksiti oluşturuyor. Yani hop iki koyayım şuraya bir baz oldu. Ya da potasyum artı yani katyonuyla hidroksitin oluşturduğu bileşikten bahsedersek yine bu bir baz olacak. Yani bizim elimizde katyon ve anyondan oluşacak bir bileşik olacak. Ama katyonu hidrojen, anyonu da oksit ya da hidroksit olmayacak. Mesela ne olabilir? En çok bildiğimiz sodyum klorür olabilir, yemek tuzu. Katyonu sodyum, anyonu klorür ya da potasyum nitrat olabilir. Potasyum ve nitrat iyonlarından oluşabilir gibi. Burada örnekleri arttırabiliriz. E, katyonu aşartı olmayan, anyonu oksit ya da hidroksit olmayan bileşiklere biz genel olarak tuzlar adını veriyoruz. Peki tuzlar nasıl elde edilir? Öncelikle arkadaşlar tuzlar doğada da bulunabiliyorlar. Örneğin sodyum klorür. Yemek tuzudur. Nerede bulunur desek işte kaya tuzunda bulunur. E, katı halde alabiliyoruz ya da deniz, göl sularında çözülmüş halde bulunur. İşte bu suyun buharlaştırılmasıyla elde edilebilir gibi. Tuzlar doğada bulunuyorlar. Ama bunun dışında biz tuzları laboratuvar ortamında da farklı yöntemlerle elde edebiliyoruz. Birçok yöntem var. Biz burada aslında nötrleşme tepkimelerinden bahsedeceğiz. Ee, örneğin sodyum klorür tamam doğada bulunuyor. Bunun dışında ben laboratuvar ortamında sodyum klorürü daha önceki videolarda metallerin asitlerle tepkimesini işlemiştik. Sodyum aktif bir metaldir. Ve ben bunu bir asitin içerisine atacak olursam, hidrojenden aktif ve dediğim gibi biz metal asit tepkimelerini daha önce izlemiştik. Lütfen oraya bakınız. Hidrojenle yer değiştirip sodyum klorür tuzu oluşur. Ve hidrojen gazı açığa çıkar. Aktif metallerin asitlerle tepkimesinden de hidrojen gazı açığa çıkıyordu. Bakın laboratuvarda bu yöntemle sodyum klorür tuzunu elde edebiliriz. Ya da dediğim gibi bizim ünitemiz asitler, bazlar ve tuzlar olduğu için özellikle ilgileneceğimiz asit ve bazların nötrleşme tepkimesi sonucunda tuzları elde edebilmemiz. Asit ve bazın tepkimesinden tuz ve su açığa çıkıyorduk ve bu bir nötrleşme tepkimesiydi. Şimdi ben bu yöntemle de laboratuvar ortamında sodyum klorürü elde edebilirim. Ne yaparım? Hidrojen klorür sulu çözeltisiyle bu bir asit biliyorsunuz. Sodyum hidroksit bazının sulu çözeltisini karıştırabilirim. Ne oluyordu? İşte buradan hidrojen ve klorür iyonu veriliyordu çözeltiye. Buradan sodyum artı ve hidroksit iyonu veriliyordu. Hidrojen ve hidroksit birleşerek suyu oluştururken hop kalan iyonlarda bir araya gelerek tuzu oluşturuyordu ve tuzun formülünü yazarken önce katyonumuzu sonra anyonumuzu yazacaktık. Bakın bu yöntemle de yine laboratuvar ortamında sodyum klorür elde etmiş olduk. Yani çok farklı yöntemler olabilir ama bizim ünitemiz genelinde nötrleşme tepkimelerinden yani asit ve bazların tepkimesinden tuzları elde edebileceğimizi söylüyoruz. Peki tuzların özellikleri neler? İlk özellikleri tuzlar iyonik bileşiklerdir. En küçük yapıları birim hücrelerdir. Birim hücreler bir araya gelerek kristal yapıyı oluşturur. Şimdi şunu da hatırlatmak isterim. Bizim bir de kovalent bileşiklerimiz vardı. Kovalent bileşikler molekül yapılıydı. Yani size moleküler bir bileşik derse ya da molekül yapılı bir bileşik derse kovalent olduğunu anlamanız gerekir. İyonik bileşik derse iyonik yapılıdır. İyonları vardır ve bu iyonlar bakınız şu sodyum klorürün arkadaşlar kristal yapısıdır. Aşağıdaki de öyle. Burada morla gördüğünüz sodyum iyonları arkadaşlar ve yeşille gördüğünüzde klorür iyonları. Hatta şu yapıda da aynı şeyi söyleyebiliriz. Şimdi bu kristal yapıda iyonlar belli bir düzende istifleniyorlar ve kristal yapıyı oluşturuyorlar. Peki birim hücrene dersek? Bakınız yandaki şekle. Şimdi yeşil bizim klorür iyonumuzdu. Bakınız bu klorür iyonu bir e, bulacağım. 2 3 4 5 6 tane sodyum iyonu tarafından çevrilmiş. Yani her bir klorür iyonunun etrafını 6 tane sodyum iyonu çevriliyor. Belli bir düzende. Diğer tarafta sodyuma bakalım. Şurada da bakınız bir sodyum iyonumuz var. Bu da ne olmuş? Yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane klorür iyonu tarafından çevrilmiş. İşte buna yani şuna arkadaşlar ya da şuna birim hücre diyoruz. Ve bu birim hücreler bir araya gelerek tuzun kristal yapısını oluşturuyor. İkinci özelliğimiz farklı renklerde olabilirler. Şimdi biz tuz deyince günlük hayatta gördüğümüz direkt yemek tuzu aklımıza geliyor. Şu sodyum klorür ve bunun beyaz olduğunu biliyoruz. Ama tuzlar çok farklı renklerde olabilirler. Mesela şu bakır iki sülfattır arkadaşlar. Mavi kristal yapılıdır. Şu gördüğünüz Kurşun 2 iyodür tuzudur. Bakınız sarı. Şu gördüğünüz turuncu renkli e, potasyum dikromat tuzudur. Ya da hemen yanda gördüğünüz potasyum permanganattır. Çok güzel böyle mor renkli bir çözeltisi vardır. Yani tuz dediğimiz zaman hemen aklınıza yemek tuzu gelip beyaz olur dememelisiniz. Farklı renklerde tuzlarımız var. Hatta bunlar boyar maddelerin içerisinde de kullanılabiliyorlar. Üçüncü özellikleri tuzların erime ve kaynama sıcaklıkları oldukça yüksektir arkadaşlar. Neden? Hemen yanda yine kristal yapısını koydum ben sodyum klorürün. Bakınız burada zıt yüklü iyonlar arasında çok sıkı elektrostatik çekim kuvvetleri var. Yani iyonik bağ var. E, bir sürü iyon çok sıkı bağlarla birbirine bağlanmış olduğu için erime ve kaynama sıcaklıkları bu iyonları birbirinden ayırmak oldukça zor. O yüzden erime ve kaynama sıcaklıkları oldukça yüksek. Ve erime kaynama sıcaklıkları yüksek olduğu için oda koşullarında katı halde bulunuyorlar. Örneğin sodyum klorür yemek tuzudur. Bunun erime sıcaklığı en e, düşük erime sıcaklığı olan iyonik bileşiklerden ya da tuzlardan bir tanesidir. 801 derecedir bir atmosferde. Bakınız oldukça yüksek. O nedenle oda koşullarında katı halde bulunuyorlar. İyonik bileşikler ya da tuzlar suda iyonlaşarak çözünürler. Yine sodyum klorür üzerinden gidersek bu da 9. sınıfta da vardı. Sodyum klorür tuzunu suda çözdüğümüzde sodyum ve klorür iyonlarını ayrışarak suda çözünür. Suda hareket eden iyonları bulunur. 6. özellikleri katı halde elektrik akımını iletmezler sıvı halde ve suda çözündüklerinde iletirler. Şimdi katı haldeyken yine şuraya bakacak olursak iyonlar arasında çok sıkı çekim kuvvetleri var. Dolayısıyla iyonlar serbest hareket edemezler. Ama elektrik akımını iletmesi için taneciklerin serbest hareketine ihtiyacınız var. O nedenle bir sıvı hale getirdiğimizde iyon hareketi oluşmaya başlıyor. Ve iyonlar Birbirlerinden biraz uzaklaştıkları için ve serbest hareket ettikleri için elektrik akımını iletiyorlar. Ya da suda çözündüklerinde, bakınız denklemi yazmıştık. Yine su içinde serbest hareket eden iyonlar var. Bu iyonların hareketiyle elektrik akımını iletmiyorlar. Bu önemlidir. İyon, tuzlar katı halde elektrik akımını iletmiyor. Sıvı halde ve suda çözündüklerinde elektrik akımını iletiyorlar. Bunu iyi bilmelisiniz arkadaşlar. Burada bahsedeceğimiz son özellikleri tuzların arkadaşlar sulu çözeltileri asidik, bazik ya da nötr olabilir. Zaten biz bu yüzden asit baz ve tuzları bir arada bu ünite içerisinde işliyoruz. Demiştik ya nötrleşme tepkimeleri sonucunda asit ve bazın verdiği nötrleşme tepkimesi sonucunda biz tuz ve su elde ediyoruz. Şimdi bu tepkime sonunda oluşan tuz asidik olabilir, bazik olabilir ya da nötr olabilir. Bu da kullandığımız asit ve bazın kuvvetine bağlıdır. Eğer nötrleşme tepkimesinde kuvvetli bir asitle kuvvetli bir bazı kullanıyorsak arkadaşlar ki bunlar iyonlaşma yüzdesine bağlıydı. Önceki videolarımızda vardı. İşte bu durumda evet, tuz ve su açığa çıkıyor. Ancak oluşan tuz nötr özellik gösteriyor. Her ikisi de asitimizde bazımızda kuvvetli olduğunda. Şimdi, eğer kuvvetli bir asit ile zayıf bir bazı karıştırırsak bunların nötrleşme tepkimesini gerçekleştirirsek yine evet tuz ve su açığa çıkıyor diyelim. Ancak burada oluşan tuz kuvvetlinin özelliğini gösteriyor ve asidik bir tuz oluyor. Diğer ihtimalimiz bir zayıf asitle kuvvetli bazı karıştırmış olabiliriz. Yine bu durumda evet tuz ve su açığa çıktı. Bu durumda da tuzumuz arkadaşlar yine kuvvetlinin özelliğini gösteriyor. Ve bazik bir tuz oluyor. E, tabii ikisi de zayıf olabilir. İkisinin de zayıf olduğu durumda iyonlaşma yüzdesine bakılır. Biri diğerinden biraz daha kuvvetli kalır. Yine onun özelliğini gösterir. Yani hem asitimiz hem bazımız kuvvetli ise nötr tuzu elde ediyoruz. Biri kuvvetli biri zayıf olduğu durumda şu iki durumda olduğu gibi oluşan tuzumuz kuvvetli olanın Burada kuvvetli asit kullanmıştık o yüzden asidik oldu. Burada kuvvetli baz kullanmıştık. Baz tuzumuz bazik oldu. Kuvvetlinin özelliğini gösteriyor diyebiliriz. Şimdi gelin birkaç tane de örnek yapalım. Mesela nitrik asit. Sevgili arkadaşlar, bizim kuvvetli asitlerimizden bir tanesi. Bunun Potasyum hidroksitle nötrleşme tepkimesini gerçekleştiriyor olalım. Bu da bir kuvvetli baz. E, tepkimenin yazılması, oluşan ürünün bulunması bunlarla ilgilenmiyorum. Daha önceki videolarımızda vardı. Zaten şu tepkimeyi yazıp denkleştiriyor olmalısınız ki şu haliyle denk zaten. Şimdi bunların tepkimesi sonucunda potasyum nitrat tuzu oluşuyor. Ve her ikisi de kuvvetli olduğu için bu bir nötr tuzdur arkadaşlar. Hatta oda koşullarında bunun çözeltisinin pH değeri de 7'dir deriz. Aynı şekilde mesela sodyum klorür tuzunu biz hangi asit ve hangi bazdan elde ederiz sevgili arkadaşlar? Hidrojen klorür en klasiktir bunu söylüyor olmalısınız ve sodyum hidroksitten. Şimdi hem hidrojen klorür kuvvetlidir, kuvvetli bir asit. Hem sodyum hidroksit kuvvetlidir, kuvvetli bir baz. O zaman yemek tuzu da yine nötr bir tuz örneğidir. Pekala, şimdi şöyle yapalım. Hidrojen klorür. Bu bizim kuvvetli bir asidimiz. Bunun amonyakla nötrleşme tepkimesini gerçekleştirelim. Amonyak zayıf bir bazdır. Hatta susuz baz olarak geçer. Çünkü bu tepkime sonucunda ortam zaten sulu çözeldi ama ekstradan su açığa çıkmıyor. Sadece tuz oluşuyor. Şimdi bu tuz nasıl bir tuz olacak arkadaşlar? Asitimiz kuvvetli olduğu için asidik bir tuz olacak. Dolayısıyla bunun Oda koşullarında hazırlanan sulu çözeltisinde pH 7'den küçüktür. Ya da bunun çözeltisine turnusol kağıdını batırırsanız Kırmızıya çevirir. Bir de bazik tuz yapalım. Örneğin e, ne olsun? Hidrojen flörür. Bu bir zayıf asittir arkadaşlar. Potasyum hidroksit. Bu bir kuvvetli bazdır. Evet bu tepkime sonucunda e, potasyum flörür tuzu ve su açığa çıkacak. Ve... Bu zayıf, bu kuvvetli olduğu için tuzumuz kuvvetlinin özelliğini gösterecek ve bazik bir tuz olacak. Bunun sulu çözeltisinde oda koşullarında mesela pH 7'den büyük olacak, işte turnusol kağıdının rengini maviye çevirecek gibi tuzlarımız elde ettiğimiz asitin ya da bazın kuvvetine göre nötr, asidik ya da bazik olabiliyor arkadaşlar. Bu videoda sizlerle tuzların özelliklerinden, elde edilme yöntemlerinden bahsettik. Bundan sonraki videomuzda da yaygın kullanılan tuzların özelliklerinden ve kullanım alanlarından söz edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.